Hemen ilk fikramızla Karadeniz'e doğru yelken açıyoruz. İzleyin. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk uşağım. Ne arzu edersiniz efendim? Ne var yemekte? Çorba var, balık var, salata var, et çeşitlerimiz var, yemek çeşitlerimiz var, pilav var. Uşağım en iyisi sen bana böyle bir karaçuk yap. Hepsinden bir tutam koy. Tamam efendim. Nereye kaldı bu yemek ya? Yeme o yeni mi pişiriyor ya? Garson, garson! Buyurun efendim. Ya uşağım, bir yemek siparişi verdim. Aradan geçti 2 saat. Nereyeydi bu yemek? Siz siparişinizi hangi garsona verdiniz? Şu kir saçlı olana mı? He, belki de o kir saçlıya verdim siparişi. Ama siparişi verdim de daha saçları beyazlamamıştı de. Nasıl? Gülüyor, ne oldu, ne var? Yavrumuz İbo 1 milyonluk yutmuştur. Ne? Ulan doğru mu diyorsun? He vallahi doğru söylüyorum. Çabuk doktor çağırasın. Ya Gülüm, şimdi 1 milyonu kurtaracağız diye 100 milyona doktor mu çağırar? Buyur. Hokus pokus. Efendim iyi bir sihirbaz bu parayı yok edebilir mi? Yok eder tabii. Ama ben de yok ederim. Sıradaki fikrimiz sihirbazlıkla alakalı. İzleyelim. Ulan ne oldu sana? Yine kavga ettin arkadaşlarınla. Yok ana. Ya ne oldu buna? Okula hokkabaz geldi. Hokkabaz gelmiş de ne olmuş? Ha, onu izlemek için birbiriniz işsiz kalktınız he mi? Yok ana. Hokkabaz benim burnumdan para çıkarttı. Onlar göz boyuyorlar, esnaftan çıkartmıyorlar. Niye kanatsın ki burnum? Zaten hokkabaz kanatmadı ki. Ya kim kanattı? Hokkabazdan sonra arkadaşım dedi ki bakın burnunda başka para var mı diye. Ne? Abi bey bakayım sol kıza. Yok. Bakay babi. Yok. Aba. Abi bey bakayım falda. Yer bir şeydi geçmişi de el bir şeydi söyleyeyim be. Söyler misin? Söylerim tabi. He gel bir bak bakalım hadi. Bir bakalım elini. Söyle bakalım ben zengin olabilecek miyim? Gördüğüme göre sen 43 yaşına kadar pek zengin olamayacaksın. Sonra, sonra! Sonra da bu yaşantıya alışıp gideceksin. Demek ki... Fikrullah Türkiye, Karadeniz'deyiz. Dursun Bey, durumunuz hiç iç açıcı değil. İçkiyi bırakmanız lazım. Mümkün değil doktor bey. Ben size ne diyorum Dursun bey? Bundan sonra ağzınıza bir damla içki bile koymanız yasak. Mümkün değil diyelim size doktor bey ya. Ben içkiyi miskiyi bırakamam. La beni öldürün daha iyi ya. Yok yok ben içkiyi bırakamam. Çok zor çok zor. Hiç de zor değil Dursun bey. Niye zor değil? Bakın Dursun bey. Ben size bir tane taktik vereyim. Mesela... Aklınıza bir kadeh içki içmek geldiğinde bir tane portakal yiyin. İmkanı yok. Niyeymiş? Ya doktor bey, ben her gün 30 tane portakal nasıl yiyeyim? Nasıl? İyi günler evladım.
Varsa bir bardak su vereceğimin. Ayran var amca, getirem mi içemin? Olu, olu. Sen burada bir dakika bekle, ben hemen getireyim. Buyur. Başka içer mi, getiren mi? Varsa içerim. Buyur amca. İçeride daha çok var, daha ister misin? Yok evladım, yeter. Allah ne muradın varsa versin. Önemli değil amca. Ayranın içine fare düştüydü. Zaten dökecektik. Ne? Anne! Kapıdaki amca köpeğin dasını kırdı. Üre. Efendim, bayılmak tehlikeli bir rahatsızlıktır. Bir arkadaşım vardı, durup dururken bayılırdı. Ona sorardım, niye bayılıyorsun, nedir bunun sebebi dediğim zaman ben kendimi dinlendiririm derdim. Bu fikrede de Güneydoğu'lu hemşerim bayılacak. Merak ediyorum, acaba bu hemşerim daha kendini dinlendirir mi? İsteyelim. Selamun aleyküm kurban. Ve aleyküm selam. Koş koş koş, kolana git. Geldim buraya. Ulan ne oldu bana Reşo? Vallahi bayıldım Feyzo. Bayıldım ama. Yahu hele kurban, şu kolayadan biraz daha ver. Allah rızası için. Al ulan, al helal olsun. Yahu hele biraz daha ver, ayaklarıma sıkan. Al ulan. Allah razı olsun. Allah razı olsun kurban. Helal olsun kurban, ne demek? Ulan Reşo, de hadi gidelim. Bir doktora görünelim mi? Tamam, hadi efendim. Geçmiş olsun kurban. Hadi hayırlı işler. Sağ olun, Allah razı olsun. Artık ben eve gidelim. Vay, daha ne doktora gidecektin? Ulan ne doktoru? Maşallah, tut gibiyim. Demin kolonyacıda niye bayıldın o zaman? Ulan oğlum Reşo, numara yaptım. Numara mı? Hani insan böyle bayılınca her yerine kolonya sürürler ya. Ben de her kolonyacıya girdiğimde böyle numara yapıyorum, her yerime kolonya sürüyorum, bütün gün mis gibi kokuyorum. Vay! Bu ne hal lan? Yine zayıf getirdin değil mi? Hepsi değil baba. Ver bakayım şu karnı. Bu ne lan? Bu ne lan? Neredeyse hepsi zayıf. Ama baba. Sus terbiyesiz. Yedir içir doyur, karnına gelsin zayıf. Ulan utanmaz. Atatürk senin yaşındayken sınıf birincisiydi. Ama senin yaşındayken de cumhurbaşkanıydı. Ne? Efendim, demir paslanırsa zımparalarsınız geçer. Fakat diliniz paslanırsa o zaman ne yapacaksınız? Bu fikri izleyin, ne yapacağınıza karar vereceksiniz. Ve çok güleceksiniz. Ah, kızın ağrıyor abla, ne olacak bu sıcakla kız? Aman ne bileyim anam, çok sıcak. Kız Hürriyem. Sen kalın kalın kitaplarını okuyorsun ya. Bak sana bir şey soracağım. Kız ne zamandır benim şu ağzımın içindeki dilim şişti, şişti. Taşıyamıyorum anam, 10 kilo oldu. Aç bakayım kız ağzını. Açayım ağzımı, yumayım gözümü, öyle mi? Niye ki kız? Aman ne bileyim, derler ya, açtı ağzını, yumdu gözünü diye. Öyle bir şey herhalde. Ne öyle ya abla, sen ağzını aç da gözünü ister yum, ister yumma. Ne öyle ya abla? Senin dilinde Delius Passius olmuş. Ne olmuş? Delius Passius. Anam ne kız o, kötü bir şey mi? Dur ben seni anlayacağın dilden anlatayım şimdi onu. Yani anam dilim paslanmış. Ha anam bende bir şey var zannediyorum. Kız kaynanamla 5 gündür küsüz. Kavga edemiyoruz ya, ondan olmuştur. Ne diyorsun kız? Bak Feyzo yeğen. Görüyorum ki çok para harcıyorsun.
Ula oğlum böyle giderse babandan kalan bütün parayı bitireceksin. Ya ama hayat çok pahalıdır, sen önemli. Ula oğlum böyle her vurup harman savurursan daha da pahalı olacak. Bak beni dinle. Ulan oğlum harcadığın paranın üçte birini bankaya yatır. Böylece hem eğlenceni sürdürmüş olursan hem de para biriktirirsen yavrum. Vay sağ olasın sen önemli. Vallahi bu fikri çok beğenmiş ama. Ayrıca bu bana heyecan verecek. Ula oğlum sana bir şey vermek gerekirse Allah sana akıl fikir versin ha. Ula iyi iyi korkmayın. Paradan yana çekinmeyin. Daha çok para harcamalıyım ha. Bendendir. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam selam. Hoş gelmişsen. Ula Feyzo bu ne hal oğlum? Ula ben sana para biriktir dedim sen ne yaptın? Vallahi dün gece gördüm seni ters yola saptın. Ula bir o yana yattın, bir bu yana yattın. Ula böyle para birikir mi? Vallahi Selo emmi, para biriktirmek öyle aşma gitti ki her gün alem, her gün eğlence. Bundan sonra daha çok para harcayacağım, daha çok para biriktireceğim. Ve? Efendim bu fikrimizde Ege'de bir mağazadayız ama bu mağazanın kabul ettiği para birimi daha değişik. Ödeme biçimi çok daha değişik. İzleyelim. İyi günler. Buyur küçük hanım, hoş geldiniz. Şu pembe kumaşa bakabilir miyim? İsabetli gara. Size de pek yakışacak. Ha, güzelmiş. Metresi kaça bunun? Bir şey değil canım. Size 10 öpücüye yeter. Tamam öyleyse. Sarın 10 metre. Zaten bu da 10 metre oydu. Paket yapıverin. Buyur küçük hanım. Paketiniz hazır. Babaanne, hesabı öder misin? Üle. Yahu İdris, sağ bu günlerde bir gariplik var. Necibi dursun, ne bileyim ha böyle her gün tıraş oluyorsun. Bir ceydune bir daha ceymeysin. Sanki gençleşmeye çalışıyorsun he. Ha böyle birazcık cilt bakımı yaptırdım da. Cilt bakımı mı? sen demez miydin bu laf fuzuli şeylerdi, para tuzağıydı diye? Hayırdır? Ula dursun, ben sana bir sir vereyim. Ne? Sir. Yok sağ ol, benim sihirim var. Ulan ne sihiri, senin kulaklarında hiç duymayın. Ula sir diyorum sana, sir. Ha, ver bakayım. Biliyorsun, benim rahmetli vefat ettikten sonra hiçbir hanıma bile yan gözden bakmadım. He, biliyorum. Evlenmeyi de hiç düşünmedim. He, onu da biliyorum. Gel gör ki ben de insanım, ben de aşık oldum. Ya bırak İdris ya, bu da bugünkü şakalarından biri miydi? Şişt, o kadar yüksek sesten konuşma. Biri duyacak, hepten rezil olacağım bu yaştan sonra. Ulan doğru diyorum zaten. Ya bu yaştan sonra ne aşkı ne meşki. Bu yaştan sonra aşık olamam mı ben? Ya olur da. Kimdi bu zatı, hatun kişi kimse? Tanır mıyık onu? Bu zatı muhterem hanımefendi. Bizim musiki cemiyetine celupçi değil. Ula seni yaşlı kurt seni. Onun için müzik derslerini hiç kaçırmaydın he. Yahu yok be Dursun, niye öyle konuşuyorsun ki? Ben gidiyorum oraya vakit geçirmeye işte. Ama kafama takılan bir mevzu var Dursun. Acaba diyorum hanımefendiye direkt evlenme teklif etsem ayıp mı olur? Ya 70 yaşından sonra
flörttü, sözdü, nişandı edecek halin yok ya. E içinizde kaybedecek zamanınız yok. Benim kaybetmeye zamanım yok. Ama o zat-ı muhterem hanımın önünde çok güzel zamanları var. Niye ki? Hanımefendi 35 yaşındadır da. Vay be, seni. Ama Dursun, biz 70'e merdiveni dayadık. Ama Allah'a bin şükür. Malum, servetim çok var. Hanımefendiyi de cul gibi yaşatırım. Ama hanımefendiye yaşımı 50 mi desem acaba? Yok yok, tam tersini söyle üstadım. Nasıl yani? Sen ona bütün malını, mülkünü, variyetini say. Yaşının da 80 olduğunu söyle. Bu iş daha çabuk olur. Nesi? Efendim, bir köpek size saldırırsa, yere yatarsanız köpek saldırmaktan vazgeçebilir. Peki, denizdeyken köpek balığı saldırdığı zaman yere yatarsanız ne olur? İsteyelim. Kardeş, benden iyi dalgıç yoktur diyelim size. Ya Erzurum'da denizi nereden de buldun daldın Turan? Sen ben onu söyle. Erzurum'da daldığımı kim söyledi? Denizi olan her yerde daldım. Peki ünlü dalgıç Turan Bey, daha önce yapmış olduğun dalmalardan unutamadığın bir hatıran var mı? Tabii var. Mesela bir keresinde açık bir denize dalmıştım. Allah ne verdiyse balıkları zıpkınımla vura vura ilerledim. Bir de ne göreyim? Bir köpek balığı olanca hızıyla bana doğru gelmir mi? Öyle gelir ki köpek balığı bana böyle baktı baktı, sonra bana dokunmadan yanımdan geldi geçti. Allah Allah! Vallahi ulan! Korkundan ödün patlamıştır ilaçsa senin. Beni korkudan şey, bir köpek balığıyla karşılaşmam değil. Asıl düşündüren, bir de korkudan şey, bir köpek balığının neden benden ürküp kaçmasıdır. Ne? Mehmet. He? Ben karar verdim, dil kursuna gideceğim. Ne dil kursu kız? Öyle deme Mehmet, ben dil kursuna gideceğim. Ne öğreneceksin dil kursuna gidip kadın? Mehmet, ne demişler? Bir dil bir insan, iki dil iki insan. Ben karar verdim, İngilizce kursuna gideceğim. Olmaz! Gattiye olmaz! Olamaz, asla olamaz! Sen zaten benim her işime karışırsın. Ben senin işlerine karışıyor mu? Lan bak nereye? Bir dil kursuna gideceğim diyorsun. Ya bir dille zaten kafamın etini yiyorsun kadın. İkinci dille ben yanmışım lan, külliyen yanmışım. Ne diyorsun sen lan? Efendim bu fıkrada arkadaşlarının alaylarından bunalan memur müdüre çıkıyor arkadaşlar şikayet etmek üzere. Neyse fıkranın tamamını anlatmayayım. İzleyelim beraber. Müdür Bey, ben artık bu şirkette çalışmak istemiyorum. Ya yarın da tezyum istifamı vereceğim. Ya Feyzo, ne oldu oğlum ya? Bütün arkadaşlar benim tipim bozuk diye benimle alay etti. Kimi maymun değil, kimi şempaze değil, kimi gorun değil. Ben artık burada çalışamam Müdür Bey. Ya oğlum, insan böyle sudan bir sebep yüzünden işini bırakır mı? Ki sen çalışkan adamsın. Ula oğlum dürüst adamsın, vallahi bir daha düşün ya. Vay sağ ol sen Müdür Bey. Vallahi sen de olmazsa kimse bana bakmayacak ya. Ula bak ne yapalım bilirsen. Senin bölümünü değiştirelim oğlum. Orada seninle kimse alay etmez. Hem hangi dağla çalışmak istiyorsan kendin seç lan. Vay ben dağlara çıkıp da kurt yesin beni. Görür müsün Müdür Bey? Sen de benimle alay edin sen. Ula ben şimdi ne dedim?
Ya daha ne diyeceksiniz? Diğer arkadaşlar bana direkt maymun diyerek alay ediler. Siz böyle lafı dolandırıp alay edirsiniz. Bakın soruya dikkat edin. Hangi dalda çalışmak istersen? Vay! Umarım hastanemizi beğenmişsinizdir müfettiş bey. Beğendim, güzel güzel. Umarım olumlu bir rapor yazarsınız. Bakalım, şimdilik öyle görünüyor. Raporunuzda boşluk kalırsa ufak tefek notlar da alırsınız umarım. Ne gibi? Buradaki hastalar doktorlarını çok severler. Özellikle de beni çok severler. Sevmekte söz mü? Doktor bey için hayatlarını bile feda edilir. Nasıl? Efendim, hep söylerler parayla saadet olur mu olmaz mı? Hem olur hem olmaz. Yok yok, bu işin içine çıkamayacağız. En güzeli siz gelin bu fikre izleyin. Kız Nuriye. Ne var lan? Lan ne kadar kabasın lan? Lan insan efendim Kerimciğim neyimdir ya? Beğenmiyorsan başkasıyla nişanlan. Kız, hemen kızma kız. Bak hele, ne diyorum sana? Ne diyeceksen desene. Ne diyeceğini demeden ne dediğini nereden anlayayım değil mi? Ne diyorsun kız? Neyse canım, zar iyi bir şeyler diyorsun. Bak hele ne oraya? Ne var dedik ya la? Kız ben diyorum ki, seni şöyle bir kerecik öpsem. Olmaz. Yanaktan kız. Ya olmaz. Kız nişanlıyız ya. Ya olmaz dedik ya, niye üsteniyorsun ya? Olmaz. O zaman sen mi öp? Oh hiç olmaz. Kız sana 100 kayme versem olur ama değil mi? Aslında olabilir. Ama bak para için değil. Sırf içimden geldiği için. Ey hanım ey. Öp hadi. Kız bu nasıl öpmemiş? Hiç beğenmedim. İade ediyorum. İade ettik. Tüketici hakları diye bir şey var değil mi? Ya ama parayı da vermedin. İade ettik ya kız. En şimdi seni öbür tarafa. Efendim, ava giderken avcının yanında olması gereken malzemeler vardı. Mesela av tüfeği, işte fişeği. Av köpeği, av yeleği. Ama Şemsiye'nin avcının yanında ne iş olabilir? Benden merak edelim, isteyelim. Ooo Mesar, hayrola nereye böyle? Ava gidiyorum ava, belli olmuyor ama. İyi de hava gayet güzel, yağmur da yok. Elindeki şemsiyeyi ne diye taşıyıveriyorsun? Ah sorma ah, ödekler tepemden geçerken üstüme ediveriyorlardı ondan. Üle. Ula Reşo, ula lafını bil de konuş kırıl. Ula yumurta tavuktan değil, tavuk yumurtadan çıkıyor. Hiç de bilem lo, esas yumurta tavuktan çıkıyor. Ula Reşo, vallahi gördüm ama senin gibi salakını hiç görmemişim. Ula öküzsin işte, öküzsin. Tavuk yumurtadan çıkıyor diyeyim sana ha. La adamı hasta etme ha. Esas yumurta tavuktan çıkıyor diyeyim, işte o kadar. Yo zaten ben burada boşuna konuşuyorum. Zaten sen böyle şeylerden anlamazsın. Allah'ın öküzü. La Feyzo, lafını bil de konuş ha. Esas öküz sensin la. Hem de dublo öküz sen la. La Reşo, ağzından çıkanı kulağın duysun. Kimse bir böyle hakaret edemez. Çekil mi la? La Reşo, seni düelloya davet edeyim. Tamam la. Saat 4'te aşağıdaki şey lalede. Uygun mu la? Ula, uygundur la. De hadi kalkıyorum. Ula Reşo! Ula Reşo! La ne var la Hasan?
Siz Feyzo'yla burada düello yapacaktınız ya. He yapacaktım. Beni Feyzo gönderdi. Feyzo'nun bir iş görüşmesi varmış. Ben geç kalırsam beni beklemesin, ateş etsin dedi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.